Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere polinomlara giriş föyü olan 18. föyün ödev testlerini çözeceğim. Evet, şimdi soru çözümüne başlıyorum arkadaşlar. Evet, arkadaşlar verilen soruya baktığımızda aşağıdaki ifadeden hangisi polinomdur diye bir soru yöneltilmiş. Polinomun koşulu neydi arkadaşlar? X eşittir A çarpı x üssü n yazılıyor arkadaşlar. Artı sabit sayı. Burada kaç olsun? A buradan geldi. Bir C gibi sabit sayı olsun. Bu polinomda arkadaşlar n neydi? N eleman doğal sayıdır arkadaşlar. Unutmayacağız. X'in kuvveti doğal sayı olacak. O zaman X'in kuvveti doğal sayı mı? Polinomdur arkadaşlar. Sabit sayı olabilir burada, sorun değil. X'in kuvveti 1 bölü X diyor. Aşağıda olduğu için polinom değildir. İsim kuvveti rasyonel bir sayıdır. Olmaz, doğal sayı değil. İsim kuvvetini yukarı attığınız zaman 2 çarpı 2 olur. Olmaz. İsim kuvveti 1 bölü 2 arkadaşlar. Olmaz. Doğru cevap Adana. Evet. Aşağıdaki ifadelerde yukarıda verilen polinom ifadelerinden hangileri polinomdur? Yani polinom şeklinde verilmiş bu ifadeler. Ama hangileri polinomdur? Bir inceleyelim arkadaşlar. İsim kuvveti rasyonel. İsim kuvveti doğal sayıdır. Bak, sizin isim kuvvetleri sıkıntı yok. İsim kuvveti 1'dir, sıkıntı yok. 3 bölü istiyor. O da 3 çarpı 3 eksi 1 yazıldığı için kuvvet doğal sayı değil. Bir tam sayıdır. 3 3 eksi 1 bir tam sayıdır. Bir tam sayı ve veya reel sayıdır aslında arkadaşlar. Bu ama doğal sayı olmadığı için polinom olmaz. Hangileri polinom? 1 ve 2 polinomdur arkadaşlar. Evet. Polinomun derecesi kaçtır diyor arkadaşlar? Burada 4 terim var. Terimlerin derecelerine baktığımızda derecesi en büyük olan terim 3 olduğu için polinomun derecesi 3'tür diye alıyoruz arkadaşlar. Polinomu ile ilgili polinomun derecesi 4'tür. Sabit terim eksi 1'dir. Başka sayısı 1'dir. İfade edenler hangileri doğrudur diyor. Polinomun derecesi kaçtır? Evet, derecesi en büyük olan terime bakalım arkadaşlar. Bu verilen ifade bir polinomdur zaten. Söylemiş bize bunu. Polinomun derecesi 4'tür diyor. Doğrudur. Evet, doğru. Sabit terim eksi 1'dir. Doğru. Başka sayısı 1'dir. Evet, x üssü 4'ün karşı sayısı 1'dir. Nedir arkadaşlar? Üçü de doğrudur bu ifadenin. B'is polinom olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Bu polinom sıfır polinom olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? İsim katsayısını sıfırlattırıyoruz. O zaman A'nın değeri 3 olmak zorunda. B'de 4 olmak zorunda. A artı B 7'dir arkadaşlar. Polinomlar eşit olduğuna göre AB çarpımı kaçtır? Polinomlar eşitse arkadaşlar dereceler aynı olan terimlerin katsayıları birbirine eşit olacak. A ise 2 kime eşit olacak arkadaşlar? 4'e eşit olacak. A'nın değeri 6'dır. B'de 5'tir arkadaşlar. A artı A ile B'nin çarpımı kaç gelir? 30 gelir. Şimdi ödev testi 2'ye geçti arkadaşlar. P'yi 0'dır diyor. Bir polinomdur arkadaşlar. Polinomu. 1 bölü x kare, 1 bölü x. İsim kuvvetleri burada ne değil arkadaşlar? Doğal sayı değil. Polinom olmaz. İsim kuvveti burada 1 bölü 2 var arkadaşlar, kök içinde olduğu için. Burada sorun yok ama bu terimde sorun var. Polinom değildir. Arkadaşlar isim küpü var. Kök var burada. İsim küpü var. Bunun kökünü alırsan arkadaşlar bu dışarıya şöyle yazılır bu polinom. X dışarı çıktı. 3 çarpı 2'nin küp kökü çarpı. Arkadaşlar öndeki sayı reel sayı olacak. Sorun yok. Eksi 2 kare. Eksi 3. Bu bir polinomdur arkadaşlar. X'in kuvveti 1 olarak geliyor. Polinomdur. Bu da sabit polinomdur. Kaç tanesi polinomdur arkadaşlar? Bundan 3 tanesi polinommuş. Evet.
Şimdi verilen ifadeye bakacak olursak arkadaşlar, ifadesi bir polinom olduğuna göre neyin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi polinom olma koşullarından bir tanesi neydi? En önemli koşul kuvvetinin varsayı olması arkadaşlar. N artı 2'nin sıfırdan büyük olması gerekir. Sıfır ve sıfırdan büyük olması gerekir. Ve aynı zamanda 7 eksi n'nin de ne olması gerekir? Sıfırdan büyük olması gerekir. N burada eksi 2'den büyüktür ve n küçük eşit 7'dir arkadaşlar. Eksi 2 küçük eşit n küçük eşit 7'dir arkadaşlar. N'nin aralığını bulduk. N eksi 2 ile 7 oranında değer alır. Ama şimdi burada arkadaşlar bakın bu ifade faydada. Burada 2 verdiğimiz zaman faydayı sıfırlıyor. Dolayısıyla sayı bölü yani 1 bölü 0 gibi bir ifade oluyor. X üssü 5'in katsayısını 1 olarak alırsak n'e de 2 verdiğimiz zaman 1 bölü 0 oluyor arkadaşlar. Bu tanımsız bir ifadedir. Dolayısıyla arkadaşlar n'yi faydayı 0 yapan değer kimdir? 2'dir. Buradan ne gelecek? N 2 olamaz. N'nin alacağı değerler kaç taneydi arkadaşlar? 0, 1'den 7'ye kadar 7. Eksi 1'den 2'ye kadar 9. 1 de 0, 10. 2'yi alamadığı için 7'ye 9 tane değer kaldı. 9 tane değer alır. Buna dikkat edelim. Burası önemli arkadaşlar. Eksi 3 faydayı 0 yapan değer eksi 3. Eksi 3 varlığa düşmediği için sorun yok arkadaşlar. İfadesi 3. dereceden gerçek katsayı bir polinom olduğuna göre n artı n toplamı kaçtır? 3. derecede gerçek katsayı. Arkadaşlar 3. dereceden olunca burada polinomun derecesi kaç? 4 arkadaşlar bakın 4. dereceden bir polinom. M'yi kaç olarak almak zorunda? 2 olarak almak zorundayız arkadaşlar. M'yi 2 olarak aldığımızda burası sıfırlandı. Arkadaşlar. 3. dereceden polinom olduğu için n eksi 3 de kaç eşittir? 3 eşittir. N de kaçtır? 6'dır arkadaşlar. N'nin değeri 6'dır bak. Evet. N artı N'nin toplamı 8 gelir arkadaşlar. Evet. Polinomun derecesi 7 olduğuna göre N kaçtır diyor. Polinomun derecesi 7 ise şimdi buradan bakalım arkadaşlar. N artı 4. N artı 4 eşittir. Kimi alacağız? 7 diyelim. N eşittir 3 olmalı. Diyebilirsiniz hocam buraya verseydik. Buradan başlasaydık ne olurdu? Evet bir de bunu deneyelim. N eksi 1 eşittir kaç dedik? 7 dedik. N'e kaç vereceğiz arkadaşlar? 8 vereceğiz. N'e 8 verdiğimizde bu polinomun derecesi kaç olur o zaman? 12 olur. Ama polinomun derecesi 7 diyor bize. Biz o zaman 7'den büyük. Bir değer bulmamamız gerekiyor burada. Dolayısıyla N 8 olamaz arkadaşlar. N'in alacağı değer 3'tür. Evet. Bayes polinomun derecesi 5'tir diyor. Bakın bu x polinomun derecesi 5'tir. Evet. Derece 5 mi arkadaşlar? 5. Bu ifade doğru. Katsayılar toplamı 6'dır. O zaman p'nin 1'deki değerini bulalım. 3 artı 4 eksi 2 artı 1. O da 6 yapar. Doğrudur. Sabit terimi 1'dir. P'nin 0'daki değerini bulacağız arkadaşlar. O da 1'dir. Bu da doğrudur. O zaman her 3 bilgide bu verilen 3 bilgide doğrudur arkadaşlar. Polinomunda x küplü terimin katsayısı 12 olduğuna göre m'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar polinomu şöyle bir yazalım isterseniz. Önce bir m artı 2 diye vermiş. Burayı da 4 artı m diye verelim. Alalım arkadaşlar burayı x küp artı x eksi 1 diye yazdık. Polinomda x terimin katsayısı kaçmış arkadaşlar? X küplü terimin katsayısı 12. Şimdi arkadaşlar x küplü terimin katsayısı 12 olmasını istiyoruz. Şimdi bu polinomun derecesi hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Burası istediği gibi oynar yani sorun değil. M'nin alabileceği farklı değerleri toplamı dediği için mesela m'ye 8 dersek arkadaşlar m'ye 8 dersek 12 x küp olur. 12 x küp olur. M'ye 8 olabilir. Burada polinomun derecesi 10 oldu. Olsun. Sorun değil bizim için. M'ye 1 de arkadaşlar bakın m'ye 1 verirsek M'ye pekala bunun üstünü eşitlersek ne olur?
M'ye 1 dersek arkadaşlar, M'nin değeri 1 olduğunda P'is bölümü ne yapar? Bakın o zaman burada ne gelecek bizim karşımıza? P'is bölümü şöyle bir durumla karşılaşacağız bu bölümde. 7 is küp oldu. Artı 4 bir daha 5 oldu. 5 is küp artı 8x eksi 1 oldu. Evet. İs küplerin sayısı kaç oldu? 12 oldu. Demek ki M'nin bir de bir değeri var. Bir de 8 değeri var arkadaşlar. Toplam M'nin alacağı farklı değerler toplamı da 9 geliyor buradan. Evet. Bu sorumuza bakalım. Sabit polinom olduğuna göre diyor. B kaçtır? Bakacağız sabit polinomda x'i terim olmayacak. A'yı kaç olarak alacağız? 2 olarak alacağız. A'yı 2 olarak alırsak buradan ne gelecek arkadaşlar? B'yi de 2 almamız lazım. Çünkü A'yı 2 verirsek eksi bu değeri 0 olacak. B de 2 olmak zorunda kalacak. B'nin değeri de buradan 2 olarak bulunmuş oluyor. Sıfır polinom olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Sıfır polinom arkadaşlar. Sıfır polinom. A'nın değeri 2'dir. A 2 ise bakın buraya 2 koyduğumuzda 4 eksi B 0 olacak. B'nin değeri buradan 4 gelecek. C'nin değeri de 4 geldi arkadaşlar. Ki 0 olsun. Toplamı 10'dur. A, B, C toplamı 10 olarak bulunur arkadaşlar. X kare artı A eksi 1X artı 4 B X kare artı 3X artı C eksi 2 olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız? X'i terimlere eşitleyeceğiz. X kareli bu polinomlar birbirine eşitmiş. B'nin değeri 1'dir. X karenin önünde kaç var? 1 var. B'nin değeri 1'dir. X'i terimin önünde A eksi 1 3 eşittir. A'nın değeri 4'tür. C eksi 2'nin değeri de 4'tür. C de 6'tır arkadaşlar. A 4'tür. B 1'dir. ABC toplamı 11 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu polinomlara bakalım. Şimdi bu polinomlarda paydayı eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bunu x artı 2 ile çarpalım. Bunu da x ile çarpalım ve paydayı eşitleyelim arkadaşlar. 5x artı 6 eşittir. A ile neyi çarpıyoruz? A çarpı 2 artı B çarpı x diye yazıyoruz arkadaşlar. 5x artı 6 eşittir. AX artı 2A artı BX diye yazdık. A ile B'nin toplamı 5 eşittir arkadaşlar. A artı B eşittir 5. Bakın x'li terimler burada görüyorsunuz birbirine eşit olacak. 2A eşittir 6 gelecek. A 3'tür arkadaşlar. B de 2'dir. A'yı 3 bulduk. B de 2 bulduk arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı kaçtır? B eşittir 6'dır. Şimdi arkadaşlar bu birinci yolu. Bir yol daha öğretelim size. Şimdi A'yı biz bulmak istiyoruz değil mi? Evet. Burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Mesela evet. Bu birinci yoldu. A ile B'nin çarpımı bu. 6 çıktı. Şimdi arkadaşlar paydayı sıfırlayan kaçtır? A'da paydayı sıfırlayan kaçtır? X'tir. X'i sıfır yapan değer 0'dır. Şu X'i kapatıyoruz arkadaşlar. X'e 0 veriyoruz. 0 verdiğimizde bakın burada. Şu ifadeyi kapattık. A için şimdi. A için işlemi yapacağız. Yani A'yı bulmaya çalışıyoruz şimdi biz arkadaşlar. A'nın paydası kaç? X. A'nın paydası olan X'i burada kapatıyoruz. Bu A'nın paydasını sıfırlayan değer kimdir? Sıfırdır. O zaman şurada arkadaşlar sıfır veriyoruz. Sıfır verdik. 5 kere sıfır sıfır. 6 kaldı. Sıfır artı 2. 2 oldu. 6 2'ye böl 3 olur. A'nın değeri 3'tür arkadaşlar. Şimdi B için aynı şeyleri yapalım arkadaşlar. Aynı şeyi B için yapacağız şimdi. B'nin paydası kaç? X artı 2 arkadaşlar. X
2. Paydayı sıfırlayan değer x artı 2. Bunu kapatıyoruz. B'nin paydasının sıfırlayan değeri kaçtır? Eksi 2'dir. Şimdi x eşittir eksi 2 için diyeceğiz. İse eksi 2 verdik. Eksi kaç oldu arkadaşlar burası? 10. 6 ile topla eksi 4 oldu. Paydada kaç var arkadaşlar? Bu karşısı eksi 4 oldu. Paydasında kaç var? Eksi 2 var. X'in değeri eksi 2 idi. Eksi 4'ü eksi 2'ye böldük mü? 2 buluruz arkadaşlar. Yani B'nin değeri de 2 oldu. Bu da pratik olur arkadaşlar. A çarpı B kaç yaptı? 6 geldi. Şimdi arkadaşlar burada x 1'in karesi var. Bu pratik yolu biraz önce yaptığımız şekilde burada çalışmaz arkadaşlar. Burada çalışmıyor. Tam kare ifade olduğu için. Bunu x 1 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bunu da 1 ile çarpıyoruz. 2x eksi 1 eşittir. Ax a'yı çarpıyorum. Ax eksi a artı b diye yazdık arkadaşlar bunu. A'nın değeri kaçtır? 2'dir. Eksi a artı b eşittir eksi 1'e. A 2 ise arkadaşlar eksi 2 artı b eşittir eksi 1'e. B'nin değeri de 1 gelir arkadaşlar. Şimdi a'ya 2 verdiğimizde yani 2a artı 3b'nin değerini istiyor bizden. A'nın değeri kaçtı? 2 4 oldu. B'de 1'dir. Sonuçta 7 oldu. İstenilen değer kaç geliyormuş arkadaşlar? 7 olarak bulunuyormuş bu değerde arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar burada biraz karışık gibi görünüyor görüyorsunuz. Evet. Burada eşitlik var bakın. Polinom eşitliği diyoruz biz buna arkadaşlar. Polinom eşitliğini kullanarak bu soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar x küplü terimle x küplü terimin katsayısı eşit olacak. A eksi 1 eşittir kaça diyeceğiz? 3'e. A'nın değeri kaçtır? 4'tür. 4 x kare eşittir. Kim arkadaşlar bak terimleri istiyor arkadaşlar. X kareli terim. X karenin önünde 4 var. X karenin önünde bir b artı 1 var. Bir de x2 var arkadaşlar. Bak. Şimdi b artı 1 eksi 2 x kare oldu. Bak böyle orta parantez alırsak bunu. Yani 4 eşittir. B artı 1 eksi 2'yi topla. B eksi 1 yaptı. B'nin değeri buradan kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Şimdi x kareyi hallettik. X'li terim var mı burada sol tarafta arkadaşlar? Yok. O zaman bu x'li terimin öndeki yani olmayan terim demek 0x varmış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. 0x varsa 2d 0 2 eksi d 0 ise d'nin değeri 2'dir. Buradan bunu da bir götürdük arkadaşlar. Eşitlendi. C artı 2 var mı burada arkadaşlar? C artı 2 yok. Olmayan olmadığı için 0 varmış gibi düşünüyoruz. C artı 2'yi de kime eşitledik arkadaşlar? 0'a. C'nin değeri de kaç oldu? Eksi 2 oldu arkadaşlar. Şimdi A, B, C, D toplamını bulalım. A 4'tür. A artı. B artı. C artı. B'yi bulalım. A'mız 4'tür. B'miz 5'tir. C'miz eksi 2'dir. D'miz 2'dir. Bunların toplamı da kaç geldi? 9 geldi. Evet arkadaşlar. Bunu da 9 olarak bulduk. Evet arkadaşlar. Bu köyümüzün soru çözümü burada bitti. İleri düzey bölümlerini ayrı bir videoda çekeceğim için bu dersimiz burada sona ermiştir. Hoşça kalın.